bir şey yok zaten. Öyle yani, biz kaşar neye denir ki? Bilmiyorum Havva, kaşar neye denir kaşar? Bilmem, insan düşününce birçok açıdan düşünebiliyor. Düşününce birçok açıdan düşünebiliyor. Ama ilk insanın aklına fesat bir şey geliyor yani, açıkçası öyle. Nasıl bir şey? Anlayamadım. Nasıl fesat derken mesela? Nasıl diyebilirim? Nasıl ifade edebilirim bunu? Şimdi kaşar şunu ifade eder. Evet. Eskimiş, dinlendirilmiş, evet. Fermente olmuş. Evet. Ağız burkan, damak gıdıklayan. Manasında kullanılır. Dolayısıyla kaşarın tazesi olamaz. Ya gıda olarak baktığınız zaman öyle oluyor tabii ki de. Ne gıda olarak ama... bakmıyorum ben şu an gıdadan. Evet, yani gıda olarak bakıldığını ben de pek düşünmüyorum şu an. Mesela lise dönemlerinde espri olarak hani birbirlerine şunu derler. O kaşar tost mesek, aa tabii ya kaşar var zaten etrafımızda falan gibi derler. Size mi? Yok, bize değil yani. Bana da değil. Ama hani öyle espriler yapılıyor. Mesela siz hiç kaşar olmakla suçlanmadınız mı hayatınızda? Yok, hayır. Ben çok suçlandım. Ben şuradan şuraya giriyor. Ya bana otomatikman hani kafadan kontak ruh hastası dedikleri oluyor sadece. Şuradan şuraya giremiyorum Kadıköy'de. Ne var, anlamadım. Ben dinlemedim zaten. AD var mı sizde? Ben de bölüyorum zaten sadece. AD var mı sizde? AD? AD ya da ADD. O ne be? Aynen, o ne be? Yani dikkat dağınıklığı, hiperaktivite. Aa, hiperaktif, evet, fazlasıyla. Hı-hı. Çok fazlasıyla var. Siz şey için. Uf, çok ya, uzun. Uzun, evet. Çok uzun. Yavaşlatıcı bir başlayacağım. Şey, bir terkip vermemiz lazım sana. Başlayacağım. Ruse miydi isim? Hayır, Esler. Ekler mi? Esler. İsim Havva. E-S-L-A-L, Havva Esler. Esmer Havva. Hayır. Bakın şimdi ilk önce normal Havva. Havva. Havva dediğimiz yani Havva anamız mı? İki. Hani... Aynen, Havva anamız. O bir birinci ismim. İkincisi de? İki beyli. Evet. Esler. E-S-L-A-L. Ne demek Esler? Bak bunu sorulacağını çok büyük bir zannediyordum. Esler ben anlamıyorum. Bir saniye Havva Hanım. Bir saniye. Hı. Evet Havva. Esler isminin anlamı? Ama başlayabilir miyim? Sen bir dur. Bir orada dur bir sen. Tamam. Bir saniye bekler misiniz? Şunu anlatmaya çalışıyordum. Ben bir suç işledim. Evet. Bunu... Bir suç mu işledin sen? Bunu... Güney yarım kürede işledim. Ha, tamam, oradayız, tamam, pardon. Hadi yani, canım, ben şu an ismimin anlamını söyleyemezsem bu benim içimde kalacak ama. Fethiye açıklarında. Fethiye açıklarında. Tamam. Kelebekler Vadisi. Evet, Kelebekler Vadisi iken. Mi? Şu anda mı? Kelebekler Vadisi iken. Yıl 1987. Kelebekler Vadisi orada yoktu bir, o zaman. Orada bir suç işledim. Bunu... Hı-hı. Güney Yarımküre'de işliyorum bu suçu ama. Evet. Öyle gözümüzün önüne öyle getirelim. Tabii. Ya Kelebekler Vadisi. Güney Yarımküre coğrafya olarak. Evet. Bunu Kuzey Yarımküre hukuku, hı-hı, ve etiğine sahip bir sistemde, hı-hı, nasıl ele alacağız? Kahve mi? Şöyle değerli dostum. gömdünüz mü? Boğduk. Denizde mi? Şey, karada mı? Karada boğduk, denize attık. Şimdi Kuzey Yarımküre şeyinde karada boğmakla denizde boğmak arasında şey yoktur. Fark yoktur. Çünkü kara zaten sudur. Tamam. Alaska'dan bahsediyorum. Çünkü soğuk bir yer Alaska. Hiç bulunduğumu bilmiyorum Alaska'da sen. 28-30 yıl yaşadım sizinle beraber. Yani işte, biliyorum. Sen erken dönmüş. 2 yıl önce dönmüştün bizden. Öldüm ben. Dönmedim. Orada öldüm. Orada mı gömmüştük seni? Gömdüğünüzü bilmiyorum. Ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Yemişizdir. O da olabilir. Belki gömmüşsünüzdür. Ama seni yesek hatırlarım yani. Kekremsi bir tadın olmalı. Yani benim evet unutulacak gibi değildir. Evet.
Yani öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Bana da bahsettiler çünkü. Öyle diyorlar. Bana da bahsettiler. Evet abla. Evet ben de izleme. Ben artık isminin anlamını söyleyebilir miyim? Lütfen. Evet. Şimdi ilk olarak cenneti bilinmeyen ters bir ağaç. Kökleri yukarı bakan, yaprakları aşağıya bakıyor. İkinci olarak gök mavisi anlamına geliyor. Üçüncü olarak da bu hiç sevmediğim anlamı uğursuz demek. Eflak. Efler, eflak değil. O eflak boğda. Sen karıştırıyorsun. Abi. Bizim memleket olduğu için ben oralı bir eflak şey boğda. O ne acayip bir savaş damarı yani. Çok. Elimizde metal şeylerle. Ya. Ne manasız. Bir de hiç unutmuyorum. O yıllarda mesela Instagram olsa iki günde bitirirdik o savaşı. Ve iki günü. İki saat. İki saat sürmezdi. Evet. Ben şehit düştüm o gün, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ters basmıştın sen o gün. Yan, yan basmıştın. Pardon, yan basmıştın. Bu gece herhalde ölüp ölüp dirileceğiz. Öyle gözüküyor. İzmir'de nerede yaşıyorsun Havva Bostan? İzmir'de mi? Hı hı. Hayır, Bursa'dayım. Sen de Bursa'dasın. Evet, Bursa'dayım ve yarın Bursa'ya geliyormuşsunuz. Evet. Evet, sana bedava bilet veriyorum o zaman, giriş. Hayır, ben soru almayayım ya. Hı? Şu anki heyecanla asla o soruyu cevaplayamam. Yok, soru soru verdim, direkt verdim. A, direkt ver... Ay. Ya sen de ne kadar cömert bir insansın. Tabii ki de. Ne? Ben mi? Ay, ben olsam şimdi ederim. 4 tane soru sorardım. Yok be, ya giriş ücretsiz zaten, anlıyorsun. Niye yani? Giriş ücretsiz derken? Havaya evet, mı? Evet, bak o, bir şey diyeceğim. Şey ya. Evet, 645 Bursa'nın işte telefon numarasını aradım, açmadılar. Büyük ihtimal zaten bu saatte aranmaz da, neyse. Ya aranır aranır bu saatte. Uyuyorlardı. Aynen. Hani bilet falan satıldığını duymadım, herhalde dedim bedava. Yani evet, bedavadır. Ama senin bedava için dedi, bedava oldu. Senin için zaten bedava çünkü. Davetiyem var artık. Evet. Teşekkür ederim. Allah, o zaman orada konuşur ve bu yarım kalan sohbetimizi uzun uzun orada devam edebiliriz inşallah. Devam ettiririz. Yani. Kıskandım şu anda. İçecek bir şeyler yudumlarken. Sen gelmiyor musun? Ben de geleyim bari. Evet. Çok kıskandım. Akşam 5 gibi çıkarız buradan. Aşırı kıskandım şu anda. Allah, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı. Ve tahmin ediyorum ki yaklaşık bir saat kadar da buradayız. Çünkü bugün konuşmayı planladığımız konulara nedense belki biraz dikkat dağınıklığından, belki biraz Kadıköy'ü esir alan Lodos'tan, belki şu anda tanımlayamayacağım, hani hiçbir şey olmadığında olan o şeyler yüzünden olabilir. Bu son söylediğin hoşuma gitti. Çünkü hayat böyle yani, hiçbir şey olmuyor dediğin zaman o kadar çok şey oluyor ki onlar aslında hep hayatı belirleyen şeyler. Aynı. Bu Gürsel'i Bilsel yaşıyor mu ya? O ölmedi mi ya? Ne anlatıyordum ben abi? Şu an bir şey anlatmıyorsun. Hayır, rahatız. Nasıl? I went out walking the other day. The heat hung wet around my neck. My head had rung with screams and groans for the night I spent amongst her bones. And I passed beside the mission house where that mad old buzzard, the reverend, shrieked and flapped about life after you're dead. Well, I thought about my friend Michelle, how they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. A bloody halo like a pink bubble circling his head. And I bellowed at the firmament, looks like the rain's are here to stay. And the rain pissed down upon me and it washed me all away. Said, Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard and a many folk.
All the slum dogs, they are barking, the rain children on the streets, and the tears that we will weep today will all be washed away. By the tears that we will weep, we'll weep again tomorrow. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and many fall by the side. Well, Papa won't leave you, Henry. So there ain't no need to cry. And I went on down the road. And I came upon a little house upon a hill. And I entered through and the curtain hissed into the house with its blood-red boughs, where wet-lipped women with greasy fists crawled the ceilings and the walls. And they filled me full of drink and they led me round the rooms, naked and cold and grinning, until everything went black and I came down spinning. I walked so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag and a whalebone corset draping his dick across my cheek. Well, it's into the shame and it's into the guilt and it's into the fucking brain. And a wall's red, red around me, a warm arterial spray. Say, Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the night is dark and the night is deep and its jaws are open wide. Yeah, well, Papa won't leave you, Henry. So there ain't no need to cry. And I went on down the road. Where I'm living, death comes leaping out of every doorway, wasting you for your money, for your clothes and for your nothing. Entire towns being washed away, the fellas exploding on inflammable spillways, and the lynch mob, death squads, babies being born without brains, the mad heat and the relentless rains. Well, if you stick your arm into that hole, it comes out shit up to the bone. There was a kiss of the banana on my lips, a swipe of the rain and a lily mist. And then I went on down the road. You went on down the road. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and many fall by the side. Papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road. Oh yeah, I went on down the road. There's a bank beneath my head in the road. Yeah, I went on down the road. Oh, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Standart FM'de Kaybolanlar Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydanlı'yı ben Mete Avunduk bu gece Kadıköy Merkez Yurdu'da. 2019 yılın ikinci Nisan'ı için canlı yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz.